Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Böyle aşırı sıcak ve aynı zamanda sokağa çıkma yasağının olduğu bir günden herkese selamünaleyküm. Bugün günlerden salı ve siz bu videoyu büyük ihtimalle salı günü izliyorsunuzdur. Yani ben salı günü kanala yüklemişimdir ama siz ne zaman izliyorsunuzdur onu bilemem tabii. Her neyse şu an Kartepe ilçesindeyim. Belki bilenler vardır, ben Kartepe'de oturuyorum arkadaşlar. Şimdi Kocaeli'yi bilmeyen birçok insan Kartepe'yi sadece bir dağdan ibaret zannedebilir. Sadece bir kayak merkezinden ibaret zannedebilir. Ama öyle değil. Burası aynı zamanda bir ilçe ve nüfusu da bayağı kalabalık olan bir ilçe. Ben de bu ilçede oturuyorum. Şimdi bu kayda girmemdeki amaç da dışarıya çıkmam gerekiyordu. Eczaneye gideceğim. Karşı mahallede nöbetçi eczane varmış. Oraya doğru gidiyorum. Dedim kameramı da alayım, kayda da gireyim. Kartepe'nin sokağa çıkma yasağında bir günü nasıl geçiyor bunları size göstereyim istedim. Bu arada evet, ekipmanım yok. Geçen videoda da fark edenler olmuş, gidon yamuk diyor. Evet, yamuk. Hani şöyle söyleyeyim, ben tuttuğumda düz gidiyorum, o ayrı. Sadece şuradan yamulmuş. Onu da bayağı kafaya takanlar olmuş. Gidonun yamuk, gidonun yamuk. He, yamuk arkadaş. Ne yapacaksın? Tamam, yamuk ya. Allah Allah. Her neyse. Şu an Kartepe'nin burası istasyon mahallesi. Aynı zamanda da merkezi gibi bir yer. Çünkü bütün bankalar, bilmem neler hepsi burada. Şimdi karşı mahalleye Dumlupınar'a geçiyorum. Oradan bir eczaneye uğrayacağım. Ondan sonra Dumlupınar'ın içini bir gezeriz. Yukarıya Köseköy merkeze bir çıkarız belki. Öyle dolanırız sizlerle beraber diyorum. Şimdi tam olarak hangi eczane nöbetçi diye bakmadım ama büyük ihtimalle şu, evet. Ben bir eczaneye gireyim, çıkayım arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi eczanedeki işimizi hallettik. Normalde direkt mahalleye geçecektim ama mahalleye geçmiyorum. Şimdi Dumlupınar'ı bir gezelim. Buradan böyle beş evlere doğru gidelim. Oradan bir uzun çiftliğe geçelim. Oradan da bir Köseköy merkez yapıp tekrardan kendi mahallemize döneriz. Hoş. Şimdi niye ekipman giymedin? Niye böyle çıktın? Niye işte kötü örnek oluyorsun? Diyecek olanlar olabilir. Ya arkadaşlar, bu kadar duyar kasmayın ya. Beni de örnek almayı verin abi. Tamam, ben böyle biniyorum. Sen böyle binme. Bak böyle örnek al işte. Bak de ki abi, adam böyle biniyor. Benim öyle binmemem lazım. Deyip sen de böyle binme abi. Gereksiz duyar kasanlara söylüyorum bunu. Normal. Böyle düşünmeyenler beni yanlış anlamasın. Bu arada aşırı rüzgar var. Önlemimi de aldım gerçi rüzgara göre ama inşallah bir sıkıntı olmaz sesler. Buralarda oturan insanlar, buralarda oturan arkadaşlar buraları böyle bu kadar boş görmemişsinizdir. Hem sizin için de böyle seyir zevki olan bir video olur diye düşünüyorum. Ha, belki boş bir video olacak. Hala belki de boş bir video olarak devam ediyor. Bir şey diyemem. Ama her zaman da böyle dolu video atacak halimiz yok. Bazen de böyle olsun değil mi? Sokağa çıkma yasağında Kartepe'yi geziyorum. Videomuzun başlığı bu. Ben de Kartepe ilçesini geziyorum. Hakikaten mesela Kocaeli'yi bilmeyenler Kartepe'yi sadece kayak merkezi olan bir dağdan, bir tepeden ibaret zannediyorlar. Öyle değil arkadaşlar. Kartepe Kocaeli'nin nüfusu altı sayılır bir seviyede fazla olan bir ilçesi. Dediğim gibi ben de bu ilçede oturuyorum. O yüzden böyle dışarıya çıkmışken dedim buraları da böyle gezeyim. Hem kendim biraz hava alayım hem de bir video çıksın. Bu videoyu da elinden geldiği kadar az böyle kırparak sizlere paylaşırım. Böyle siz de benimle beraber gezmiş olursunuz. Çünkü hakikaten evde can sıkılıyor abi. Şimdi bugün günlerden salı, dediğim gibi bugün en kaçı 19. Aynen, bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Buradan da tekrar kutlu olsun deyip. Bundan birkaç gün sonra biliyorsunuz ki bayram, Ramazan bayramı ve bayramda da sokağa çıkma yasağı var. Ama beni seven, severek takip eden insanlara şimdiden hani bir müjde olarak vereyim bunu. Elimde bayağı bir birikmiş videom var. Çektim çünkü hani sokağa çıkma yasaklarında yayınlarım diye. Hani bayağı da böyle dikkatinizi çekecek videolar olduğunu düşünüyorum. Bunları da Ramazan bayramı süresince birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün her gün yayınlarım. Hatta belki günde iki video bile yayınlayabilirim. Duruma göre değişir. Ha, onun dışında şimdi ben bu videoyu bugün çekip kanala yükleyeceğim ya arkadaşlar. Siz bu videoyu bugün izliyorsunuz. Yani salı günü.
sokağa çıkma yasağı tekrardan başlayasıya kadar. Gerçi ben o yasağı dinlemem, yine çıkarım sokağa da. Siz yine de arkadaşlar böyle videosunun çekilmesini istediğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakın. Ben de o videoları çekerim. Sizi, hani size bu videoları da bayramda izletirim diye düşünüyorum. Abi benzinlik falan her yer kapalı. İnşallah yolda kalmayız. Benzinim çok az bu arada. Neyse, gerçi daha yedek depo var. Ha şimdi Beşevler'den çıktık. Uzunbey tarafına doğru gidiyoruz. Ben tabii Uzunbey'e geçmeyeceğim. Buradan şimdi şu yukarıdan karşıya geçeceğim. Uzun çıktık Emek Evler tarafına. Oradan böyle bir şeye döneriz. Bahçeli Evler'e döneriz. Oradan da bir Köseköy merkez yaparız. Ondan sonra videomuzu da orada sonlandırırız. Böyle aman aman da uzun bir video olmasın. Evde hava çok sıcak ama dışarısı güzel. Esiyormuş bayağı ya. Oh mis. Keşke daha erkenden çıksaydım. Bir de tabii şu an siyah vizörüm takılı. Daha doğrusu aynalı vizör takılı. Bununla beraber böyle dışarıyı daha böyle serinmiş gibi hissedebiliyorum. Çünkü normal o güneşin göze alması durumu şu an bende söz konusu değil. O değil, inşallah sesim güzel anlaşılıyordur ya. Harici mikrofon bağlamadım. Kameranın kendi mevcut mikrofonundan ses kaydalıyorum şu an. Ama dışında sünger var. Bu süngerin bayağı bir sesi kıstığını biliyorum. Bu arada arkadaşlar, sokağa çıkma yasaklarında dışarıya çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Gerek sağlığınız açısından, gerek de cezalar açısından çıkmayın abi. Hani bana sen çıkıyorsun, bize böyle diyorsun. Evet ben çıkıyorum ama mecburiyetimden çıktım. Normalde ben de çıkıp dışarıda gezme meraklısı değilim. Ama ben çıksam da ceza yemem arkadaşlar. Benim farklı bir durumum var. O yüzden siz beni örnek alıp da dışarıya çıkmaya çalışmayın. Allah göstermesin, 3000 lira ceza bugün kolay bir para değil. Asgari ücretten daha fazla ceza kesiyorlar. Ama yapacak da bir şey yok. Çünkü caydırıcı olması lazım. Sen şimdi sokağa çıkana 100 lira ceza kessen kimse akıllanmaz. Herkes yine çıkmaya devam eder. Ama baksana abi, incin top atıyor. Mis. Kartepe'de kar kalmamış, ben şuna bak. Kartepe demişken, Kartepe'yi de şöyle size göstereyim. Ama tabii siz kamerada böyle çok küçücük görüyorsunuz onu. Karşısı komple Kartepe arkadaşlar. Kartepe'de de ne video yaptık be. Neler neler çektik orada. Buradan şimdi sola dönersek İzmit İstanbul, düz devam edersek Sapanca Kartepe. Böyle yol gidiyor. Bu gittiğimiz yolu tam tersine gidersek de arkadaşlar, geçenlerde Ortaburun köyüne gitmiştim ya paranormal vaka videosu için. Buradan da oraya gidiliyor. Geçen videolarımdan bir tanesinde şey demiştim. CBF 150 motosiklet anlamında tatmin etmiyor, evet, ama abi yine bu tür böyle havalarda, bu tür durumlarda, düşük hızlarda böyle dolaşmaksa amaç, mis. Titreşimin T'si yok, yakıtın Y'si yok. Mis abi, daha ne olsun ya? Daha bir motordan ne beklersin, eğer beklentin buysa. Eskiden buraya Ulus Pazarı kuruluyordu. Ne oldu, hala kuruluyor mu ya? Nereye kuruluyordu ama? Şuraya bir yere kuruluyordu ama. Ha evet, burası. Artık Ulus Pazarı. Haydi geldik kırmızıya. Buraya da ne büyük yapı yaptılar ha. Forum Anatolia Kartepe. Burası da güzel olacak gibi görünüyor. Aslında böyle şimdi Kartepe'ye doğru da gitmek isterdim ama hem videoyu gereksiz uzatmayalım. Hem de bilmediğimiz yerler değil zaten. Hem benim hem sizlerin. Ha bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Abi bu berberlerin, kuaförlerin falan açılmasıyla koronavirüs salgınında bayağı bir artış olmuş. Yani çok da doğal olmuş yani. Bunun aksini de beklememek lazım. Şimdi ben buradan sağ tarafa döneyim de Bahçeli Evler'e doğru giderim. Oradan da Köseköy merkeze geçelim. Ha onu diyordum. Ya arkadaş, sen kuaförleri ve berberleri açarak bu virüsü zaten artacağını bilmiyor muydun? Hani bunu yetkililere buradan seslenmek istiyorum.
Abi doğal değil mi ya? Ha, ama bak bana soracak olursan sen gittin mi diye. Evet ben de gittim. Ya çünkü ya benim askerden kalma şöyle bir alışkanlığım oldu arkadaşlar. Ben askerde hemen böyle hemen hemen haftada bir falan saç tıraşı olurdum. Ensemde uzamaya başlayınca saç abi çok rahatsız oluyorum. İnanılmaz rahatsız oluyorum. O yüzden şimdi 2 ay boyunca da hani ben uzun saçlıyım. Aslında 2-3 sene kuaföre berbere gitmesem de olur ama abi o ensemi ben sürekli aldırıyorum. Hala öyle bir alışkanlığım kaldı. Abi ensem öyle bir uzadı ki. Aslında o enseyi de iyice uzatıp normal mevcut olan uzun saçla beraber toplamak aslında en makbulü ama ben de işte dediğim gibi alışkanlık kaldı. Elimi böyle enseme attığımda ensemin tertemiz olması lazım. Dayı yavaş. O yüzden ben de böyle berberlerin açılmasına hemen fırsat bildim. Ben de gittim. Şimdi düz mü gidelim sağa? Sağdan gidelim ya. Buranın biraz daha şehir içi bu taraf çünkü. Şimdi burası Bahçeliler Mahallesi. Az ileride Köseköy Sanayisi gelecek önümüze. Olmadı Köseköy Merkezi'ne gitmeyiz. Kendi bizim mahallemizde bitiririz diyor. O da olur. Köseköy Merkezi de çünkü adam akıllı böyle size gösterebileceğim böyle hani bilgi açısından verebileceğim bir şey yok. Her neyse. Ben de gittim mi berbere? Evet gittim. Ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani olmadığını düşünüyorum. İnşallah olmamıştır. Hani korona vesaire falan. Yani bu işletmeleri açarak ne yapmak planlanıyordu? Allah açıkçası ben bilemiyorum. Yani düşünsene. Bir tane adam var. Bir tane adam akşama kadar 50 tane adama elliyor. Ertesi gün bir 50 tane daha adama elliyor. Öyle öyle de o. Hani ne kadar dezenfekte edersen et abi. Hani bu gözle görülmeyen bir şey sonuçta. Hani yanlıştı bu berberlerin açılması. Ha, tamam yanlıştı sen niye gittin? Ben o sebeplerden dolayı gittim. Ben çok rahatsız oldum çünkü. Açılmasını da hani fırsat bilip hemen aynı günde gittim. Tıraş oldum yani. Ama bildiğim kadarıyla da çok fazla vaka sayısı artmış. Ki artar abi normaldir yani. Hoppa. Ne sekiyoruz be. Bu geçtiğimiz mahallenin ismi de Bahçeliler arkadaşlar. Abi bahçelerde böyle kapının önlerinde bile insan yok ya. Vay be. Ama iyi bir şey şimdi insanların bu sokağa çıkma yasağına böyle uyuyor olması insanı sevindiriyor ya. Hakikaten duyarlı bir milletiz diyorum yani. Şimdi arkadaşlar kendi kendime şöyle bir karar aldım. Yine mahallede videoyu bitireceğim. Köseköy merkeze geçmeyeceğim. Ki zaten Kartepe'nin bütün mahallelerini gezmeye kalkarsam ve bu motorla bu yaklaşık olarak en az bir 2-3 saatimizi alır. O yüzden kendi mahallemizde videomuzu bitirelim. Ve hakikaten ufak ufak da videomuzun sonuna gelelim. Şu sağ tarafta gördüğünüz çitli çevrili yer Köseköy Sanayi Sitesi. Biraz daha ileride gidersek ilerisi de İstasyon Mahallesi yani Kartepe'nin merkezi diye geçiyor artık. Böyle gidiyoruz. Toparlamak gerekirse bu da böyle bir video olmuş olsun. Sokağa çıkma yasağında sizlerle beraber Kartepe'yi dolaştık. Şimdi gelelim videomuzun sonuna, videomuzun çıkışına. Arkadaşlar sosyal medya hesaplarımı takip etmiyorsanız aşağıya açıklama kısmına link bırakıyorum. Oralardan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca kanala hala abone olmadıysanız şu içinde bulunduğunuz ayıptan bir vazgeçin. Hakikaten ayıptasınız yani arkadaşlar. İzleyip abone olmayan varsa hakikaten ayıp ediyor demektir. Abi abone olalım. Bu konuyu atlamayalım. Hani bu kanalın böyle yürümesini, devam etmesini istiyorsak abi abone sayımızın da artması lazım. Ben böyle aylarca, günlerce, yıllarca hep aynı abonede sayacaksam izlenmeler hep belli bir seviyede kalacaksa bu işin bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. O yüzden abone olmak önemli. Abone olalım. Diyorum kendinize çok cici davranın. Büyük ihtimalle iftar sonrası bu videoyu izlemişsinizdir. Allah tuttuğunuz uğraşları kabul etsin. Daha sonra izleyenler de Allah bugününüzü aratmasın diyorum. Haydi eyvallah.